yapılan meydan, içindeki kütüphane, içindeki kafesi, içindeki kız öğrenci yurdu. Bunların hepsi bir ranta dönüşen, satılık bir binaya da dönüşebilirdi bir kalemle. Biz millete kalıcı bir eser ürettik. İstanbul'un çok ama çok merkezi bir yeri. Biz burayı tamamen kamunun kullanımına açmak için ve İstanbul'un en önemli sorunlarından biri olan yurt sorununa çözüm üretmek için fonksiyonlandırdık. İstanbul'un en kıymetli noktalarından biri daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbullulara kazandırılıyor. İsrafı bitirip bütün geliri vatandaşa, İstanbulluya döndürdüğü için minnettarım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili paydaşı olan şirketler bu dönemde hiçbir şekilde kamuya ait olacak alanları ekstra bir imar rantına konu etmedi. Bunun da en güzel örneklerinden biri şu an içinde bulduğumuz projelerdir. Mecidiyeköy'ün merkezinde bulunan bu alanda Kiptaş tarafından bir yaşam merkezi inşa ediliyor. Peki Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezi'nin içinde neler olacak? Gelin hep beraber bakalım. Burası yaklaşık 5000 metrekarelik 1000 kişinin etkinlik yapabileceği bir meydandan oluşuyor. Meydanımızın müştekilik alanı hizmete açıldı. Burası eskiden maalesef otopark gibi atıl bir şekilde de kullanıyorduk kısmen kontrolsüz şekilde. Parklanmaya da kapattık şu anda meydanımızı. Ben eski Mecidiyeköy'lüyüm. Eski hali berbat, şimdi çok güzel. Beğendim, çok güzel. Gerekli de havalama yeri yok. Projenin en önemli detayı ise hiç şüphesiz ki gençlerin hayatını çok büyük ölçüde kolaylaştıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurtlarına bir yenisini daha eklemesi. 326 kişilik bir kız öğrenci yurdu yapıyoruz ve kız öğrenci yurdumuzun adı Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu olacak. Aynı şekilde burada bir kütüphane ve kültür merkezi yapacağız. Çok amaçlı bir toplantı salonu olacak. Çocuklar sınav kazanıyor. Üniversite sınavı bir yerde kalacak imkanları olmadığı için ailesini bulunduğu yerde yaşamak zorunda kalıyor. Evet, buyurun. Burası örnek odamız. 4 kişi kapasiteli şu anki odamız. Burada çalışma masalarımız. Aynı şekilde kitaplıkları, ışıkları, burada şarj ünitelerini bağlayacakları elektrik tesisatı. Bunu şimdi havalandırmasını da yapıyoruz. Burada 4 kişilik ranzamız. Genç çocuklarımız daha iyi yetişmiş olacak. Yurt olmaz mı? Öğrenci yurdu. Çocuklarımız okusun, gelişsin, meslek sahibi olsun, iş sahibi olsun. Üzülmesinler. Biz çektik zaten, onlar çekmesin yavrum. Bütün kazancımız gençlerimize, çocuklarımıza, geleceğimize. Bundan daha güzel bir şey var mı? En büyük yatırım o. Proje kapsamında alanda bir de cami inşa ediliyor. Burası cami alanımız. Camimizde gördüğünüz gibi çok modern, yapıyla uyumlu bir şekilde tasarladık. Butik bir cami olacak ama bölgeye hizmet edeceğini düşündüğümüz güzel bir fonksiyon. Bu gördüğünüz alan, bu ark hatların altındaki alan İETT peronu olacak. Burada otobüslerimizin parklanma alanı olacak. Önceden burası çok kullanışsız bir şekilde tasarlanmıştı. Biz projemizin kod farkından entegre olacak bir şekilde, bölgede de bir görüntü kirliliğine sebebiyet vermeyecek şekilde bir tasarım yaptık. Bu gördüğünüz alanda İtfaiye tesisi olacak. Şu an caminin alt kotundayız. Daha modern ve kullanışlı bir tesiste. O anlamda bölgeye kazandırmış oluyoruz.